Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün yine size bir envanter göstereceğim. Bu envanterde şu an dünyada bir tane bulunan galiba. Bir Dragonlore var, onu göstereceğim. Ve öncelikle biz bir e-spor takımı kuruyoruz. Güzdün e-spor diye. Buraya iki tane oyuncu lazım. Burada bir başvuru formu var. Eğer kendinize güveniyorsanız, hani takımda oynarım falan diyorsanız, bu formu aşağıdaki linkten doldurabilirsiniz ve oradan hani başvurulara bakacağım. Burada sizin profil linki var, oraya yazın. İletişim adresi de olacak aşağıda, oraya da yazarsınız. Evet, şimdi Dragonlore'a geçelim. Adamda şu an Hatıra Dragonlore var ve bunun değeri 25 bin dolar. Yani şu an dünyada bir tane var benim gördüğüm. Bu adamı da ilk defa gördüm burada. Skidi. Skydi herhalde. O adamı da ilk defa gördüm dediğim gibi. Bu envanterlere ben böyle bakıyorum arada. Buralarda en yakın isim Zeon var. Aşağıda Anlos var. Onun dışında bu adamın bir envanterine bakalım. Moderatörmüş. H1Z1 Market sitesi varmış. Bir web sitesi galiba. Onu sonra bakarız. Şöyle envanterine bakınca H1Z1 galiba çok oynuyor. Bir oynana bakayım. 851 saat H1Z1 oynamış gördüğünüz gibi. 2245 saatte CSGO oynamış. Ve herhalde daha popüler biriydi. 650 sayfa yorum var. Herhalde önemli, yani tanılan biri. Evet, şimdi bu adamın envanterine gireceğim. Grubu da varmış böyle. Arkadaş listesinde zaten Steam'in en iyi leveline sahip kişi var burada. Şimdi Dragonları ben ilk görünce dedim ne oluyor? Bakın bundan ne var? Hatıra AWP Bilgin Ejderha. Bu da çok yani pahalı ama bunun kadar değil. Şu AWP şu an hani dünyada tek olması lazım, bilmiyorum. 25 bin dolar yazıyor değeri. Bakın şurada. Obsidian değeri galiba. Aynen, Obsidian değeri 25 bin dolar. Bunu satmaya kalksa yani ne olur bilmiyorum. Bu da 20 bin dolar. Diğeri de yani az değil. 17 bin dolara Medusa varmış. Bir dakika, Medusa hangisi? Medusa'yı görmedim ben. Şurayı aratınca çıkar değil mi? Yo, 4340 yazıyor da hani değişkenlik gösterebilir, bu tam hesaplamayabilir. Hani Obsidian'da satılan fiyatı bu olabilir yani. Bu adam da hani bayağı envanter var, Dragonlord. Hani bunu nasıl kullanıyor ki oyunda? Bunu insan kullanmaya kıyamaz ya. Baksana. Sticker'ları falan da pahalıdır yani. Şu 300 dolar diye biliyorum ama emin değilim. Titan'ı ya, 300 dolar vardır o, evet. Burada daha Dragonlar var. Oo, baksana kaç tane varmış hatıra. Bir tane daha var. Sende kaç tane Dragonlar var ya? Bilgin Ejderha diye baratayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane Dragonlar var adamın. Bıçak kaç tane? 21 tane de bıçağı var. Bıçakları da hani şu ne? O Satyr Karamit Gece. Bu da pahalı herhalde. Değeri yazmıyor. Burada yazıyordur da şimdi görebilir miyim bilmiyorum. Şuradan bakıyorum. Eldiveni var bak. 7000, yok 750 dolar. Bir an hani uçuk rakamlar görünce onu da öyle bir şey sandım. Bayağı iyi ya envanteri. Sticker'ları falan da 80 dolar yani. Evet, bayağı adam envanter dizmiş. O Dragonları acaba çıkarttı mı diyeceğim. O Dragonlar hatıra olduğu için hani düşmüyor galiba değil mi? Direkt kasadan çıkıyor. Kasadan nasıl çıkarttı, nasıl hissetti vallahi bilmiyorum. Ya da satın almıştır belki, yani iyiyse durumu. Çünkü bunu çıkartan da var ama sonuçta biri çıkartmış bu Dragonları. Ve içine de güzel sticker'lar basmış. Hani harbiden iyi bir envanteri. Dur, H1Z1 envanterine bakacaktım. Onu da merak ettim. Ona da bakayım bir. H1Z1 King of the King. Oo, bunlar iyi galiba. Bunların değerini yazıyor bak üstünde. 1935. Of, 438. Çok güzel ya bak, 2166 ne? Evet, diğerleri de bayağı var yani değeri. Oha, bunlar ne? Bunlar özel hareket galiba oyunda. Hani yapabiliyorsunuz ya 1Z1'de. Evet, 17.000 tane de Steam eşyası varmış. Yani neyse işte, envanteri böyle. Dediğim gibi başvuruyu da yapmayı unutmayın eğer istiyorsanız. Ve harbiden iyi bir envanteri var. Yani 80 kaçtı? Bir dakika, nerede yazıyor? Şurada ha. 87 bin dolarmış. Birincinde 106 bin dolar. Yani ikisinin arasında fazla bir fark yok aslında. Yani var tabi de o kadar yok. Evet, böyle işte envanterim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Adamın profili açıklamada mevcut yine. Bakmak isterseniz. Kendinize bakın. Hoşça kalın ve bay bay.